Değerli arkadaşlar, Farming Simülatör'ün yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet, geçen bölümde bütün çimenleri topladık. Yükleme vagonuyla silaj katkısını ekleyip boşalttık ve herhalde volümünü arttırdık diye düşünüyorum. Şimdi sıra balyalama işlemine girdi. Epey bir balyalama yapacağız. Bu balyalamaları yaptıktan sonra bir de sarma yapacağız. Çünkü silaj yapacağız sevgili arkadaşlar. Silaja çevirmek istiyoruz her şeyi. O yüzden bu şey olacak. Güzel böyle bir bölüm olacak. Hayırlısıyla inşallah herhangi bir sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Bölümlere olan yorumlar için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı halen daha bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Seri güzel gidiyor. Keyifli gidiyor. Kanal için bir tık daha yavaş kalıyor ama şu an için şey değil. O kadar da kötü değil yani. Evet, şimdiki bir adet balya makinesine ihtiyacımız var. Tamam, buradan indirimde bir şey var mı? Yok, indirimde bir şey yok. Buradan vagon şeylerinden balya makinelerine giriyoruz ve 180 santim basan yuvarlaktan mı yapalım? 150 santim yapan sarıcılı olandan mı yapalım? 180 santim yapalım. Netwrap istemiyorum. Kiralamak 3000'e mal oluyor. Pekala. 3000, diğer sarıcıyı da kiralayacağız. Sarıcıyla beraber muhtemelen bir tık daha tuzlu olacak ama otomatik yayma açık. Hadi gidelim bakalım. Güzel şöyle bir balya şeyi yapalım. Evet değerli arkadaşlar, son balyayı da çıkartmış olduk. Şimdi bunları toplarım fakat hiçbir faydası olmayacak bunların bana. Şey yapamayacağım çünkü. Balyalayamayacağım. Yani en küçük de bile balyalamaz muhtemelen bunu. Ama deneyelim şansımızı. 125 santime çektim. Tabii kafayı indirmezsem olmaz. Şöyle dönelim. Al diyelim bakalım. Yeah. Mümkün artıyor. 125 santimliği bile bu dolduramıyor. Neyse, tarlayı temiz bırakalım en azından. Önemli değil. Her şeyden, her yükleme vagonundan 3 tane balya çıktı sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Buna hemen geri veriyoruz. İşimiz bitti bununla. Evet, şimdi sırada şey var. Balya şey sarma da var. Sarma işi. Sarma yapacağız. Ben diyorum ki sarmayı şeye koyalım. Sarılı balyaları ya şu sağdaki yol üstüne, şuraya. Hemen karşımıza. Bu yolun üstünde olsunlar sarılı. Bir sürü böyle. Kullanabiliriz. Burada olabilir. Ya da en dipte şeyde olsun. Sokağa yakın olsunlar.
bu tarafta. Hemen şu anda işte tam karşımızdaki alan. Şurada dursunlar. Bu alanda. Burası olabilir sanki. Daha mantıklı olacak gibi burası. Ama orada akşam oluyor. Gece karanlığında çalışacağız gibi görünüyor. Sarıcılar. Balya sarıcıları 180 santimlik sarabiliyor musun? Sarabiliyorsun. Ne kadar kiralıyorsun? 1500. Beyaz renkli olur. Eğer arkaya bağlayabilirsem seni çok güzel olur ama bağlanmıyorsun galiba ya buna. İyi ya. Hadi geçelim bakalım. Şimdi ön yükleyiciyle balya sosisi yapma zamanı. Bu arada bu balya sosislerini otoload kullanarak alırsam sıkıntı yaşıyorum. Dolayısıyla yani doğru konumda olmaları gerekiyor. Oynatamam yerlerini, öyle düşünelim. Şimdi eğer buraya koyacak olursam ki koyabilirim. Bunun buradan yükleme yapıyorum. İttirerek geliyor. Demek ki şöyle olacak. Şuralarda falan durması lazım bu. Eğer cihaz böyle durursa. Evet. Hayır, bu değil. Bunu bırak. Evet. Güzel abi. Açık balyacı. Işığını açalım. Güzel. Çalışıyor. Çalışıyor. Şeyi alacağım. Ön yükleyiciyi takayım. Bu arada şeyi merak ettim. Ön yükleyicilerde ben mod olarak indirmiş miydim? Yok, indirmemiştim. John Deere'in kendi yükleyicisi var. John Deere'in kendi yükleyicisinden alabiliriz diyecektim. Bu 15.000'miş abi. Hiç gerek yok öyle bir şey. Vazgeçtim. Şimdi ne isterdim biliyor musun? Frank ayarının olmasını çok isterdim şu anda. Yapacak bir şey yok. Frank ayarsız çalışacağız. Çünkü sabah çekiyorum. Arkası çok şeyli. Güneşli. Şu anda şey yapar. Sıkıntı olur o. Evet, başlasın bakalım timelapse. Karanlık bir timelapse olacak sizin için ama yapacak bir şey yok maalesef.
Evet, galiba sonuncu sevgili arkadaşlar. Sanırsam son şeyleri yapıyoruz şu anda. Son iki balya. Ve güzel bir sosisimiz olduğunu düşünüyorum. Kasım, Aralık silajın zamanı neymiş? Bakayım bir hemen. Silaj Eylül'deymiş. O, yoktur. Silaj Ocak'taymış. Ocağa kadar bunların hepsi şey yapar. Fermente olur. Oy oy oy. Şöyle bir araziyi gezeyim ben yine de, ne olur ne olmaz. Kalmış olabilir belki. Görmediğim bir şey. Şeyi kiraladım. Floodlight modunu şey yapmıştım, indirmiştim. Böyle bir gezici mobil ışık. Ama ışıklandırma oyunda çok kötü zaten. Biliyoruz yani kötü olduğunu. Ama yok gibi sanki. Bakayım, tarla temiz gibi sevgili arkadaşlar. Daha fazla kalmamış. Çok güzel. Gel buraya. Balyaları boşalt. R. Evet. Sonuncuyu da sardı. Ve ittirdi kendini komple aşağıya. Fazlasıyla gitti. Makineyi katla dedik. Bunu da döndürdük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane şu anda burada balyamız var. Bir de o tarafa, onlar ben kendime kullanırım muhtemelen de, 17 tane satacak balyamız var şu anda sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Hemen gündüz yapalım bence. Yeminiz var mı? 6.000. Suyunuz var mı? 10.000. Güzel. Uyu. Kasım 2. Artık yavaştan kar da gelebilir bu arada. Öyle bir durum da var. Yağmur geldi. 400 euro krediye verdik. 350 euro şeye verdik. Paraları harcıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu krediyi, 200 küsür bin kredimiz var. Onu bir an evvel kapatsak aslında çok güzel olurdu. Onun en güzel kapatmanın yöntemi ama ne biliyor musunuz bence? Bence onun en güzel kapatmanın yöntemi fırını satın almak. Fırını satın alırsak çok güzel para yaparız. Çünkü buğday çok güzel geliyor. Ekmekle iyi bir para çıkartırız gibi geliyor. Ha, bizim bu az evvelki şeyleri, diğer balyaları, hani birkaç şey önce yaptık ya, bir iki bölüm önce yaptığımız balyaları ben buraya koydum. Çünkü bunlar sosis halindeydi oradaki gibi. Sonra ben yükleme vagonuyla bunları yükledim şeyle, balya vagonuyla yükleyince. Geri bırakınca bunlar da böyle bir glitchlenme olmuştu hatırlarsınız. Oyuna bir girdim, bunlar böyle uçuyorlar havada, böyle bir yerlere gidiyorlar. Bunları hemen açtım tek tek, buraya yerleştirdim. Bunlar burada duruyorlar. Yani şey, sıkıntı çıkarttılar çünkü orada o şeyde fiziksel olarak bir sorun yaşadık. Şimdi elimizdeki bu tarladan sürekli çim elde ederek güzel bir şey yapabiliriz bence. Ne derler? Tarladan çim elde ederek güzel miktarlarda silaj çıkartabiliriz. Ve silajdan da iyi para yaparız gibime geliyor. Çünkü sadece pitte silajla uğraşmayacağız. Aynı zamanda balya ile daha kolay bir şekilde taşıyarak hemen çip çip halledebileceğimiz bir şey silaj şu anda. Birazcık daha uğraştırıyor mu? Evet, uğraştırıyor. Doğru. Fakat güzel bir şey yapıyoruz. Bırak fiyat yapacağız yani. Önümüzdeki sene mesela bütün şeyi, burayı ve hatta tarla 19'u şey yaparsam çok güzel olur. Şimdi Kasım ayında benim satacak bir şeyim var mıymış? Kasım ayında yumurtalar varmış, satılacak. Sattık zaten yumurtaları. Başka da bir şey yok. Sözleşme var mı? Bir bakalım. Çok sanmıyorum sözleşme olacağını da. Evet, sözleşme de yok. Kasım ayında geçiyoruz. Aralık ayına geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Aralık ayında kar yağabilir. Kar yağarsa bir bizim kar küreğiyle, yeni aldığımız, ikinci el satın aldığımız kar küreğiyle
Geçebiliriz. Bakalım yağacak mı yağmayacak mı? Yağmayacak gibi görünüyor. O yağdı gibi bir bıraktı ama. Bir inceden yağdı bıraktı. Aralık ayındayız. Evet. 24 bine kadar düştük fiyat olarak. Aralık ayında satılacak bir şeyler vardı diye hatırlıyorum ben. Domatesleri aktive etmedik ama burada ayrı tutuyorum ben onları. Güzel. Şimdi gelelim bakalım. Aralık ayında buğday ve arpayı satabiliyormuşuz. Onun dışında satacak başka bir şey de yok görünüyor. Sözleşme yok. Ocak'ta pik yapıyor bunlar aslında. Aralık'ta bu arpa yapmış. Buğday Ocak'ta pik yapıyormuş. Tamam, sıkıntı yok. Bakalım bakalım. Yumurta Kasım Aralık yapığı değil. Süt 20 bin litre. Bak, sütü satmamız lazım sevgili arkadaşlar. Ocak ayında güzel bir fiyat yükselecek tekrardan. Ocak ayında satabiliriz bence. Silaj Ocak ayında satılacak. Bir sonraki ay satacağız onu. Evet, güzel. Kumaşı kaşlasın Nisan'da satıyoruz. Balı Şubat'ta satıyoruz. Marulu Ocak'ta satıyoruz. Domatesi Ocak'ta satıyoruz. Çileği de Ocak'ta. Hepsini Ocak'ta satacağız bunların ondan sonra. Gübre ve bulamaça dokunmuyoruz. Domates suyu falan filan. Valla bir şey diyeceğim. Boya da geçeceğim galiba. Çünkü yapacak bir şey yok. Benim tarla ne durumda acaba? Yabani ot falan birikiyor mudur? Herhangi bir şey yok gibi ama. Buğday büyüyor. Çok güzel. Geçelim o zaman. Buradan geçeyim. Tam kar yağar belki. Evet be. Lucy. Evet, kar yağacak. Ama tutmadı galiba kara. Don var. İnceden bir don var. Kar yok da don var. Peki 2 Aralık'ta sözleşme var mı? Yok. Yapacak bir şey yok. Devam. Bir daha hızlandırıyorum zamanı. Ocak'ta kar olacak o zaman. Ocak'ta kar oldu. Evet. Parti parti geldi kar. Pekala. Güzel. Şimdi Ocak ayında satacaklarımız var. Bir satış yaparız birazcık. Biraz da kar küreyelim şöyle. Çok güzel. Kar küreme için şu kürek modunu şey yaptık da nasıl olacak? Bu arada aynaların yönünü değiştirme ile alakalı bir mod indirdim. O da çok güzel oldu. Aynalar daha böyle bir keyifli duruyorlar ama bu bayağı bir yıpranmış gibi duruyor ya. 4800. Kaldır kendini. Evet. Çok güzel.
Sadece bir tarafıyla mı yapabiliyoruz? Sağ kanadı niye oynatamıyorum bilmiyorum ama çok şey yapamadım, ayıkamadım onu yani. Tarlaya girelim tekrar, bakalım ne yapabiliyoruz. Evet, güzel. Çalışıyor. Çalışmaz diye korktum da çalışıyormuş. Yollarımızı açalım en azından sevgili arkadaşlar. Evet, yani şöyle çok bir abartmadan birazcık temizlemiş olalım burayı dedim. Şimdilik Ocak ayındayız sevgili arkadaşlar. Ocak ayında sileci satacağız. Marul, domates, çilek satacağız. Çok güzel. Bayağı satacağımız şey var o zaman. Şunu kurtarayım. John Deere ile yapalım bu işi. Daha güçlü kuvvetli makine sonuçta. Şöyle çevir. Bırak. Güzel. Tamam, bunu alalım. Şimdi silajı diğerleri oldu mu bilmiyorum. Olmadı galiba. Kontrol edeyim. Gübrelendi. Silaj 7000. Evet, olmuş. Çok güzel. Tamam. Güzel. Demek ki silajı satacağız. Doğru mu? Fiyatlara bir bakalım bu arada. Silaj. Ocak ayı 191. Evet abi, full. Tamam, ben direkt bunu o zaman satışa geçiyorum sevgili arkadaşlar. Silajları. Birkaç ay evvel topladığımız silajların satışını yapalım. Direkt hayvan satıcısıdır diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum ama. Tahmin değil. Bir kontrol edelim. 187, 193. Lime Fertilizer Seed Production. Ama buraya satış yapabiliyor muyum? 193 güzel bir rakam. Lime Fertilizer Seed Production için bir müsaadenizle şöyle gidip bir yoklamak... Ha, dur bakayım. Buradan bakabilirim ya. Silaj. Ama bu şey yapıyor ya. Bu satın almaz muhtemelen. Bize ait olduğu için satamayız burada. Hı, güzel. Evet. Öncelikle silajlarımızı bir satalım. Bir bakalım ne kadar para yapacağız bununla. Bir görelim değil mi? Orada şimdi ha, aynaları söyleyeyim ben size. Dur bakalım, dur şimdi, durduk. Tamam mı? This mirror. Çevir çevir çevir. Ha. Güzel. This mirror. Sağdaki.
Güzel. Sol alt. Kör nokta. Güzel. Sağ alt. Evet değerli arkadaşlar, satışımızı yaptık. 50.214'e ulaştık para bakımından. Çok güzel. 50.214 güzel bir rakam. Birazcık daha yükseltebilirsek aslında çok güzel olur. Fakat ne satacağız bilmiyorum. Sattık her şeyi. Silajdan güzel para yaptık. Marul, domates vesaire yani... Kumaşın vakti var. Şu şeyi alabilseydim iyi olurdu. Ekmek fırını teknik olarak satın alabiliriz ama eksiye düşeriz satın alırsak bir sonraki ay. Sıkıntı orada. Ekmek fırını... Aa yo, ekmek fırını direkt buğday kabul etmiyor. Ekmek fırını un lazım. Demek ki benim buğdayı satmam lazım. Tabii. Ben buğdayı değirmene götürmem lazım. Un yapıp ekmeğe öyle götürmem lazım. Değirmen una çevirmiyor. Değirmene sahip değilim. Demek oluyor ki fırına da hemen malzeme koyamayacağım. O zaman önce değirmeni satın almak gerekecek. Ya da elimdeki buğdayı satacağım. Elimdeki buğdayı Ocak ayında buğdayın fiyatı ne oldu acaba? Bunlar iyi para etti. Silaj çok güzel para yaptı. Bal ne? Bu arada balın zamanı neymiş? Şubatmış. Bekleyeceğiz balda. Kumaş 3800'e ulaşacak Nisan'da. Tamam. Güzel güzel güzel. Yumurtaya falan şey değil. Buğday Ocak ayında. Oo, Şubat'ta 400'e düşüyor. Ocak'ta pik yapmış. 422 şu anda. Tamam bunu şey yaparız ya. Satalım abi o zaman değirmeni. Değirmeni mi satacağız bunu? Nereye satmamız gerekiyor? 470'e Felsbrun alıyor. Tamam direkt tren kiralayacağız o zaman. Aa çok güzel. Zaten tren şeyindeydi. Direkt Felsbrun'a 470'ten elimizdeki bütün buğdayı satalım abi. Haydi bakalım güzel. İyi bir para yaptık. O elimizdeki şey, ay yapağıları da götürmem lazım oraya. Yün birikti. O yünleri de şeye götürmek lazım. Kumaş fabrikasına götürmek lazım. Kumaş şey yapana kadar ne derler? Zamanı gelene kadar kumaşın satışı için güzel biriksin onlar. Orada bir ne bileyim ben 6 tane olsa 18-20 bin belki para yaparız. İyi bir fiyatta. Güzel olabilir, güzel olabilir. Bu arada ayna modu diyordum. Ayna modu çok keyifli. Arkadaş aradı. Onunla konuşuyordum. Kusura bakmayın. Time lapse attım öyle yani araya. İnşallah unutmamışımdır bu arada time lapse yapmışım. Baya tatsız olur. Diğer türlü.
Ayna modu çok keyifli ya, böyle içeriden kullanan birisi için aynaları hakikaten kullanışlı hale getiriyor. Ayna modunu şey yaparız, mod listesine eklerim diye tahmin ediyorum. Oradan bakarsınız aşağıdan. Adjust Mirror mı? Mirror Adjust modu mu? Öyle bir modun adı var. Oradan şey yaparız. Hoppa. Treni kiraladık ve gelmesini bekliyoruz. Geliyor zaten şu anda. O taraftan geliyor muhtemelen. 7 kilometre diyor ya. Uzaklaştı galiba. Geri gelecek. Aman. Ben yine uçuyor muyum? Galiba bilmiyorum. Uçuyor olabilirim. Uçuş durumu. Ha, kapalı. Aa, yok, geldi. Aa, çok güzel. Fren yap canım. Duracağım mı burada? Ay, kurban olurum sana. Buğday başlat doldurmayı. Hop 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 hop. Doldur 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 doldur. Güzel bir para gelecek galiba sevgili arkadaşlar. 48.000 ve geri yapıyoruz, direkt R yapacağız. Arpamız var. Arpayı şeye besleriz çocuklara. Tavuklara. Ve satışımızı gerçekleştirelim inşallah hayırlısıyla. Şimdi. Evet. 22.000 de buradan geldi. Mükemmel. Mükemmel. 70.000'e ulaştık sevgili arkadaşlar. Güzel. Bunu şimdi daha verimli hale getirmemiz lazım. Yani ne yapabiliriz burada? Hayvanların yemine durumda besin 2600, bunlara yem yapmam lazım. Ama bir sonraki bölüme kalacak. Besin 14.000, tamam. Bu beraber topluyor galiba. İkisini birden, evet, topluyor. Burada birazcık bal birikmiş. Güzel. Var mı başka? Vallahi var. Bu bal da iyi satış yapacak bize bence. Başka? Yarım çıkar muhtemelen. Aynen. Evet. Yem yapacağız çocuklara. Ondan sonracığıma bir şöyle bir bakayım. Neyi satacaktık biz? Ocak, Şubat. Şubat ayında balı satacağız. Güzel. Nisan'da kumaşı satacağız. Kumaşı teslim etmem lazım. Kumaşın teslimatını yapayım hızlıdan. Bu bölümü de burada bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz, katıldığınız için. Güzel, keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir sabah şeyiyle, enerjisiyle bir bölüm yapmış oldum. Şimdi bu parayı güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Nerede değerlendireceğimize bakacağız artık. 70.000. Birazcık daha arttırıp değirmeni satın alabiliriz. Değirmeni satın alırsak bir sonraki yıl buradan ürettiğimiz 48.000, 50.000 neyse işte oranındaki buğdayı una çevirir. Unu fırına satarız sonra. Veririz. Bilmem, bir şeyler yaparız. Teşekkür ederim izlediğiniz, katıldığınız için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi bakın kendinize. Bye bye.